nasıl iyi hissediyorsanız öyle yapın. Sonuç itibariyle zaten bütün işleri siz yapıyorsunuz, Yani yorumluyorsunuz. ha, bu evde en çok Yani ben yaşıyorum. herkes sabahleyin gidiyor, alıyor başını, akşam geliyor işten, güçten, yorgun, argın. Bütün gün evde sizsiniz. Evet. Ya bir de Dolayısıyla Allah bana şey vermiş Gülis Hanımcığım. Ben bu insanları anlamıyorum. Ya tamam hani imkansızlık olur bunu anlayabilirim. evet. Normaldir. İmkansız. Ama Allah'ım sıcak su vermiş değil mi? Hepsi hazır. Eskiden Bu devirde yok. imkansızlık diye bir şey yok. Tabii ki yok. Yani artık yani en ücra, en köy bitmiş bile olsa insanlar, Evet. yani öyle bir şey yok diye Yani hani düşünüyorum. sürekli Öyle bu bizim için hiç öyle bir dünya yok. parfümü sıkıp 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 da yani insanları rahatsız etmek ne derece doğru bilemeyeceğim. Yani Allah-u Teala su vermiş, sabun vermiş, Değil mi? İnsanın kendi doğal parfüm kokusu varken, temiz temiz aleyküm yıkanıp selam. aklanmak, paklanmak varken. Bence onlar herhalde üşeniyorlardı Tülay Hanım. Parfümle öyle geçiştiriyorlardır belki de. Ama ağırlık değil midir? Mesela hani daha temiz yani yıkanıldığı zaman insan üzerinden bir yük kalkmış gibi olur, değil mi? Yani en azından öyle Bana hissederim. göre evet, bana göre de öyle. Parfümü her daim sıkacaksın diye bir şey yok. Yani özel zamanlarda, ne bileyim, dışarıda işte özel bir yere giderken hani sıkabilirsin, ama her daim de öyle parfüm şişesi gibi ortada dolanmanın bir anlamı Bir de şey tabii ki üstüne yok. sıkıldığı zaman sıkıldığı daha pis koku. Yani koku ortaya çıkabiliyor. Yani üst Tabii ki. üste Uzun ama. süre kaldığı zaman o parfüm üst üste sıkıldığı zaman böyle turşu gibi kokma. Öyle diyeyim artık. Öyle de, öyle de bir şey de konusu. Ya bir şey çürür ya Gülis Hanımcığım. Hani böyle İnanın var ya yemin olsun size inanmayacaksınız. Her yeri döktüm. Acaba dedim hani Olabilir. olabilir bir şey mi bir yere düştü? Mümkün değil tabii ki de olabilir. Olasılıklar üzerinden gidiyorum. Her şeyi döktüm sabahleyin. İnanın her şeyi döktüm. Sirkeyle sildim yahu. Düşünün daha ne diyeyim ben size Daha sirkeyle ne olsun? Sirke hem hijyenik açıdan hem de bir de şey diyorlar, hani işte evinizden sirkeyi, hani Tülay Hanımcığım siz daha iyi bilirsiniz de, hani söyleniyor ya, evinizden sirkeyi eksik etmeyin diye. Evet. Böyle. Yok ben özellikle tencerelerimde sirkesiz. Ben şey Evet. kullanamıyorum. Bu hani cilt mist diyorlar. Ben onları kullanamıyorum mesela. Aha. Böyle bir şey sorunum var. Ben sirkeli ve karbonatla temizliyorum Şimdi de tencere. şey düşünebilirler arkadaşlar. Hani sirke böyle şey koku, hayır, öyle bir Yok. koku bırakmıyor. Hani Yok şimdi çok. bilmeyen arkadaşlarımız düşünebilir. Aa, bunlar evi sirkeyle temizliyor ya, o ev nasıl kokar falan. Kişi kişi sirke mi kokar falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Yok Öyle yok. öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Çok güzel bir kokusu oluyor. Hani sirkeden kastım siz gidip de elma, üzüm sirkesiyle temizlik falan yapmayın yani. Bu bahsettiğim temizlik sirkesi. Hani falan yapılan sirkelerden bahsetmiyoruz salataya kattıklarımızda. Yerlere dökerlermiş. Evet ama şey ben yani özellikle mutfak temizliğinde tencereler vesaire bu ne Evet. diyorlar? Metal olan şeyleri sirkeyle Ya arkadaş, temizliyorum. bu Adile'nin açtığım bir filminde görmüştüm. Kadıncağız büyü bozmak için evin dört köşesine işiyordu. O Evet. tarzda bir hareket mi O çekiyorsunuz ne arkadaş siz ya? Sirkeyle yıka, o kapakla baksana. Aa, çekiyor. Yok, biz daha Bildiğim o level'a formülasyon. gelmedik. Evet, daha o dediği gibi Daha o level'a level atlamadık. Biz daha sirkedeyiz. biz şu anda temizlik amaçlı Evet. kullanıyoruz. Ama belli olmaz zaman içerisinde bakarsınız oralara kadar Büyük da gitti. konuşmamak lazım, değil mi Tülay Tabii, Hanımcığım? tabii ki yani. Şimdilik hani burnumuzu o kokuya alıştırıyoruz. Aynen. Bianca hoş Merhaba. geldin. Merhaba. Şimdi o hareketi yapınca level mi atlamış oluyorsunuz anlamadım ki. O şimdi Bildiğin tabii ki evi tuvalete bayağı bir, hani çeviriyor lan.
O bayağı bir hani Onun kim yüksek böyle gelmiş? bir şey ağırlığı olan bir durum. Nasıl yüksek bir ağırlığı olan bir durum ya? Bildiğin sirik limonun. Ya kolay olacak bir şey değil yani öyle hani rastgele hiçbir şey olmamış ki evin her Rastgele. köşesinde. Hani o Özenle bayağı seçilmiş sprey. bir tabii yani o bayağı bir cesaret ister, efor ister, Cihat ister. ister. Yok Ne be, bileyim ya. ben titiz bir kadın, yani titiz bir insan değilim ama yani burnum var yahu. Karadeniz burnu bu, koku alıyor ya. Var işte alıyorum burnum kokuyor da biliyorum ben. Koku var diyorsun. Ya bir koku alıyoruz işte yani var bir değişik bir koku oğlum ister istemez insan rahatsız oluyor. Hem de yani bak üstüne üstüne bir Karadeniz burnundan bahsede koku alıyor mübarek. Alan genişliyorsun. Yani ne Şimdi bu yapayım? Karadenizlilerin gerçekten Karadenizli olup olmadığının ölçüsü nasıl oluyor? Ben Ya şöyle bir işin şey içinde. duydum. Böyle nasıl gösterilir ki şimdi? Dur bakayım. Şöyle yapsam. Şunu da şöyle yapsam. Durmuyor. Yan tutayım ya. Yan tutayım şöyle. Resmi Nasıl görelim. görüntü var mı? Dondu kaldı.